Efendim saatlerimiz 23.55. İlk konumuza geçiyoruz. İlk konuğumuz da stüdyoda. Şu anda kendisine merhaba diyoruz. Merhaba. Genç yönetmen Sayın Gökhan Çalba. Nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Ne güzel böyle gençlerle ha. hem hemhal olmak efendim stüdyomda. Onur duydum. Onur duydum. Ee, bugün daha çok uzmanlık alanınıza giren sinemada görsel efekt üzerine konuşacağız. Evet. Ee, ama öncelikle Sayın Çalbay sizi bir tanıyalım. Hani e, çok klasik bir sorudur. E, tanımaktan evet. yolumuz açılsın. Daha sonra da sorularıma geçeyim efendim. Ee, 12 1981 Erzurum doğumluyum evet. Ama mesleğe e, yerel televizyonlarda kameraman olarak başladım 13-14 yaşlarında. Haber kameramanı yaptım. küçük. Tabii. Ee, ee, nasıl aldılar sizi affedersiniz e, televizyon ulusal eee Yayınlar ilk başladığı zaman yerellerden başlamıştı. Evet. O zamanlarda da tabii ki herkes gönüllü olarak kameramanlık yapmaya başlamıştı. İşte televizyonlara gidiyorduk yani. Karşılıksız bir Kamerayı şekilde. Kamerayı taşıyarak kameraya... başladınız ve ondan sonra omuzunuza aldınız Aynen. resmen. Ta evet. Ama benim avantajım vardı. Abilerim kameraman olduğu için, evet. iki abim de Cihan abim de Salih abim kameraman olduğu için ben de onlardan feyz aldım. E 13-14 yaşınızda o kocaman yükü nasıl kaldırdınız çünkü Vallahi, kemikler daha <laughs> tam o işte. yerine oturmamış değil mi Sayın Çabay, Evet. O işte Ağırdır sevgi yani. ağır ağırlığın hiçbir şey fark etmiyorduk yani o Öyle sevgi mi? tabii çünkü şunu biliyorduk herkes bizim yerimizde olmak istiyor bir de yaşıtlarımıza artistlik yapacağız Ha bir de o tabii var tabi lise, e, lise toplumumuzda yani e, özellikle öğrencisiniz tabii ki lise çağında. Tabii popülarite kazandırıyordu. Tabiri ca e, caizse hava atacaksınız Aynen. değil mi? Aslında havayla başladık diyebiliriz. Öyle mi? Yayıncılık çok güzeldir ama. Çok güzel Allah şükürler olsun. Ee, i̇yi ki de devam etmişim. Evet. Şimdi iyi bir yerlere geliyoruz yavaş yavaş inşallah daha da iyi olacağız. Bu Peki uzmanlık alanınıza dönelim. Ee, sinemada görsel efekt üzerinde. Evet. Nedir efendim e, görsel efekt? Şimdi şöyle gireyim. Çok küçük e, az bir şekilde geçmişle bugüne. Eskiden e, görsel efektler olmadığı süreç içerisinde e, sinemada maliyet çok fazla olurdu. Yani bu da Yapımcıyı ve yönetmeni zorlardı mali kısımda. Bazıları filmi çekerdi çekemezdi. Evet. Ama görsel efekt software yani program etabına bilgisayar sistemine geçtikten sonra sinema evet. artık bundan sonra benim gibi işte görsel efektçiler sahnelerini kendileri çizmeye başladılar. Yönetmenin He. istediği sahneleri. Platolar kurulmamaya başladı. Her şey artık yeşil perdede, mavi perdede gitmeye başladı. Bilgisayar ortamında. Aynen. Görsel efekt böyle başladı ve filmler daha etkin ve daha hızlı çıkmaya başladı. Bu içinde sektörde çok tutulduğu için evet. ve sinemanın en büyük kollarından birisi görsel efektir. Sinemayı sinema yapan mı? Sinemayı sinema yapan aslında. Çok enteresan. Tabii. Biraz açalım bunu efendim. Ne kadar önemli bu efekt? Ne kadar önemli? Mesela ben bir film çekeceğim. Ee, tarihi bir film çekeceğim. Tarihi bir film çeke... Antalya'da Mısır filmi çekmek istiyorum. Piramitler piramit film çekmek istiyorum. Benim normalde eski döneme gittiğim zaman benim piramitleri kendim oluşturmam lazım. Evet. Marketlerini yapmam lazım bu da yapaysal olurdu ama ona gerek kalmadığı için yani güzel bir plato hazırlamanız lazım Aynen. sinema için Aynen. ama buna gerek yok artık diyorsunuz teknoloji o kadar ilerledi ki bunu bilgisayarınızda ortamında yapıyorsunuz. yapıyorsunuz kamera ne çekiyorsa onu veriyor çünkü bu ayrıca bütçeseldi peki bunun eğitimi var mı bunun eğitimi var Tabii e, yurt dışında eğitimini aldık. Evet. E, Türkiye'de kendi çağımızda eğitim aldık. Yurt dışındaki çalışan abilerimizin bize gönderdiği işte video tutorial CD'leriyle program çalışmalarımızı yaptık. Ne kadar sürdü bu eğitim? Var yani hala da eğitimde yok. aldınız yoksa yine tabii, tabii. hani e, deyim yerindeyse alaylayım dediniz ya. Sadece pratikliği geliştirebilmek için yurt dışına gidip bir şeyleri gördük. Evet. O bize çok avantaj sağladı. Ondan sonra o pratiklikleri burada teoriye çevirmeye başladık. Başladıktan sonra tamamıyla bir 15 yıllık bir şeyim var. Geçmişiniz Geçmişim var bu var. konuyla Aynen. ilgili olarak. İlk kurguyla başladık. Haber montajıyla başladık. Ondan sonra işte fragman kurguları. Evet. Daha sonra işte yavaş yavaş dizi, film. Var mı aklınıza şimdi, gelebilen şimdi e, bize vere verebileceğiniz örnekler? E, nefes Vatan Sağolsun'u ee, filmin süpervizörüyüm. Evet. Süpervizörüyüm. Dizilerde e, kurgu yönetmenliği yaptım. Birçok dizilerde işte işler Güçler. Reklam, reklam filmlerimiz güzel. var. Şimdi e, kamu sektörüne devlet kamu spotlarının reklam filmlerini çekiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın. Evet. E, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın. İşte yani hep sizin imzanız var. Evet o var. Kamu Onları da. da hep Antalya'da çekmek istiyorum ve Antalya'da çekiyorum. Öyle bir özelliğim var. Çok enteresan. Peki e, sinema çok önemli e, görsel anlamda fevkalade bir sanat dalı. E, sinemamız nerede acaba? E, ben e, örneğin Yeşilçam filmlerine deyim yerindeyse gerçekten hastayım. Yani defalarca izleyebilirim. Kim ne eleştiri yaparsa yapsın. Ha şimdi görsel efekt burada da giriyor. Evet. Şimdi eskiden Yeşilçam'da oyuncuların duyguları vardı. Doğru. Sahnenin duygusu vardı. Evet. İzleyici yansıyor Şimdi biz görsel efektçiler bunu bozduk. <laughs> Bir kurşun attınız bir, hani derler ya. Öyle bir şeyimiz var. icat <laughs> oldu, mertlik bozuldu. <laughs> öyle bir evet. şeyimiz var mesela. İşte oyuncuyu çekiyorsun, oyuncu gülmüyorsa animasy bilgisayarda, animasyon ortamda oyuncuyu güldürebiliyorsun mesela. Ya. E, biz aslında e, doğallığı yapaylığa çeviren kişileriz. İyi mi bu? E, arka fonlarda çok iyi. <laughs> Önde değil. Ben de taraftarı değilim. Ben e, şuna benzetiyorum. Hani e, bazı sanatçılar e, e, sanatçı artık e, hani e, göres, e, gör, ne derler ona e, görsel bakışı. E, görsel Görsel tabii ki. E, orasına burasına botoks yaptıran sanatçılar var. Evet. O mimikler, yüzdeki mimikler tamamen değişiyor. Evet. E, sizin işte sanıyorum bu değil botoks. mi? Botoks. Aynen dijital botoks. Ya. Çünkü biz o <laughs> sanatı şey O duyguyu ki, tamamen alıp yok etmişsiniz. As evet. Oyuncu üzerindeki Ama yapılan Ama çok önemli bir... diyorsunuz şu anda. Çok önemli. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Örnek vereyim. Mesela ee, ya bizimkisi sanal makyaj. Evet. Terminator. Doğru. Uzay filmleri. Gerçekte uygulanamayacak bir şeyler. Bunları bilgisayar ortamında sadece uygulayabiliriz. Evet. E, eskiden Şöyle bir şey var. Bir şekilde işin açıkçası şunu konuşursak aslında sanatı dijital biraz yok etti. Katılıyorum. Kesin katılıyorum. Dijital yok etti aslında. O duyguyu aldı götürdü. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Bilgisayar ortamına her şey Aynen, geçti. Her Peki şey. bir filmin yüzde yüz görsel efekte çekilmesi mümkün mü? Mümkün. Maliyeti var mı bunun? Tabii. Maliyetleri var. Ee, yüksek. Mesela Star Wars. Evet full. Yüzde yüz görsel. Öyle görsel mi? Efekt, tabii. Avatar. Tamamen gör şey. Tabii, tamamıyla görsel efekt. Görsel efekt, efekt diyorsunuz. Bir yeşil veya mavi bir stüdyoda çekiliyor. Bulunduğumuz bir ortam gibi. Evet. Sahneler orada çekiliyor. Ve arkaları görsel efekt uzmanları tarafından şehirleştiriliyor. Hikayeye göre. Daha sonra sinemaya seyirciye sunuluyor. O zaman bu görsel efektlerle e, e, beyinsel olarak da çok güzel o alt beyine giriş olur değil mi? Tabi. E aslında görsel efekt hayatımızın her şeyinde var. Hayatımızın her şeyinde, her şeyinde var. var. Hani sübliminal deniliyor ya şimdi. Evet, mesela, şunu diyeyim mesela bu, bulunduğumuz ortamı Bunu yapmak Bunu biraz için... açalım isterseniz. Açalım. Çok önemli çünkü bu. Gerçekten <laughs> duygu kalmadı ama işte görsel efektlerle e, bu tür mesajlar e, özellikle çocukları alak bullak ediyor. Çok. İşte e, burada bebeğin e, çok böyle dikkatli olması lazım. Aslında görsel efektli Devlete değil. de burada iş düşüyor ama değil mi? Düşüyor tabii ki. Aslında biz demin yayına girmeden önce arkadaşlarla içeride de konuştuk. Aslında burada görselefik değil. Ee, i̇şi yapan yönetmen. Evet. Yönetmenin elinde olan bir şey. Her şey. Sanatçı da bilemeyebilir. Yönetmenin Bilemez orada nasıl tabii. bir subliminal mesaj verdiğini. Ya. Sanatçı da bilmeyebilir. O sanatçıya da kötü durma düşer. Bir klip üzerinden konuştuk mesela. Tartıştık. Ben klibin mesela yüzde sekseninin subliminal olduğunu söyledim. ya İşin teknik olarak İçerisinde olmama rağmen ya anladığım bir iş olmama rağmen mesela su her şey. İşte nasıl Onun bir subliminal? Onun için de dikkatli olmak lazım çok dikkatli ama ol teknik e teknik nereye gidiyor diye de teknik kontrol altında olması lazım. Kontrol altında. İşte dediğim gibi hani devletin eline e elini atması lazım Bazı Ama bilen lazım. adamlarla çalışması filmlerde. lazım. Evet çok önemli özellikle e yeni yetişen nesil e için konuşuyorum bunu. Çocukların eee Hani gördüğü o e, animasyonlar e, arkada bir fon sihirbazlık sihirbazlık mesela arkada bir fon e, o kadar güzel seyrediliyor ki ailece ama çocuğun beyninde o fon kalıyor. Aynen o noktaların birleşmesi ya. gözünü şaşı yaptığınız zaman o noktaların birleşmesi sana hangi hareketi hangi görseli kavuşturduğunu bilmek lazım. Onun için bu tarz kurumlar bizim gibi işi bilen insanlarla çalışmaları lazım. Peki bu iş aynı zamanda matematik bilgisi gerektiriyor, evet, değil mi? Evet, bu da çok önemli. Gerektiriyor. İşte mesela Katik benim... zeka çok önemli. Bir bilgisayar Aynen. Hemen ortamında. Hemen bir anda oluşturmak lazım kesinlikle çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Son mesajlarınız ne olabilir? Sinema ile ilgili olarak, ee, yaptığınız işle ilgili olarak. Yaptığım işle ilgili olarak. Bana her zaman sorulan soru, işte neden Antalya'dasın? Neden İstanbul'da değilsin?" diye. Ben Antalya'yı tercih ediyorum çünkü buranın ekmeğini ve buradan yetiştim. Burada yetiştirmek istediğim insanların çok olduğunu. Ve yetiştireceğime inanıyorum. Ee, bundan dolayı da e, burada bizi dinleyenler varsa <laughs> muhakkak bana Instagram'dan ulaşabilirler. O zaman bir ne? adres falan verin. Gökhan Çalbay sosyal. Instagram'da sosyal medyada Gökhan Çalbay dedikleri süreç içerisinde. Evet Oradan muhakkak ben sorularını cevaplarım. Yüz yüze de görüşürüz. Çünkü e, dünyanın ve e, dünya siyasetini Evet e, değiştiren tek bir sektör. Görsel sektör. Bu da bizim katılıyor. işimiz. Bir de şunu çok merak ettim. Sayın Çalbay hani hemen göndermeyeceğim. Son dedim ama <laughs> yani laf lafa açıyor. Şu çok tıklanan bir klip var. Değil mi? Onun ha. hikayesini evet. alıverelim. Hemen dünyada hit olmuş bir evet. klip bu. Evet. Antalya'dan çıkardık yine. Yine Antalya'mızın gençlerimiz yani... kavarsın. Evet. Değil mi A efendim? Evet. E, Burak Yeter Burak Yeter de Antalya'yı yetiştirmiş oldu bir diyeceği Ama e, ünü dünyalara bütün ülkelerde yayılmış olan bir diyeceği artık. Biz de onun bir klibini çektik Antalya'da. 250 milyon izlendi kanalda. Evet. evet. 350 milyon. 250 milyon. 250 milyon. 250 milyon. Ee, Allah o. 350 neden 300, olmasın ki değil mi? <laughs> Her gün bir 1 milyon yükseliyor. Böyle evet. ve Türkiye'de de bu kadar yüksek bir hız e, kaydeden bir klip olmadı. Kutluyorum. Burak'tan Gerçekten çektik. Allah bize o şansı verdi. Evet. Burak'ta sağ olsun bize day. destek verdi Tuzey bize destek verdi kardeşim hadi gel bunu beraber yapalım beraber bir şeyleri imza atalım dedi biz de başladık bismillah dedik başladık iyi bir noktaları geldi hala daha iyi noktaya geliyor şimdi ikinci klibimizi çekeceğiz yine Antalya'da çekeceğiz evet yine Antalya'lı insanlarla çekeceğiz yine inşallah dünyada müzik piyasasında getirisi de fevkalade olacaktır görsel anlamda e, manzara mı kullanıyorsunuz? evet Manzara kullanıyorum çünkü Antalya'nın da reklamını yapmak istiyorum dünyada. Onun için zaten kendi çabam içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir taşla kaç kuş vuruyorsunuz evet. herhalde değil evet. mi? Sonuçta aslında Erzurumluyuz. Bizim açısından da fevkalade e şimdi Erzurumluyuz bir geçirisi var. Doğru. Ama Antalya'nın ekmeğini yiyoruz. Senelerce burada yetiştik. Antalya'ya bir faydamız olsun diyoruz mutlu sizlere. Gerçekten böyle düşünenlere şapka çıkartılır. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben programımıza teşekkür Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz bu i̇nşallah, bağlamda. İnşallah. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Görevimiz yani, böyle güzel yetenekleri çıkartmak. Evet, çok... Bu stüdyoda ve bu mikrofonlardan duyurmak görevimiz. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür efendim. Sağ, çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler genç yönetmen Sayın Gökhan Çalbaydı konuğumuz.